biliyorsunuz hemen hemen her gün dolandırıcıların hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza. Ben de düşünmeden edemedim. Acaba bu dolandırıcıların böyle gizli bir örgütü falan mı var? Böyle bir araya geliyorlar. Bu hafta ne yapsak arkadaşlar? Ya bu hafta sen savcı oluyorsun. Ha, onu geçen hafta yaptık, tamam. Yeni bir şey bulalım. Ne bulalım? Arkada kara bir tahta formüller geliştiriyorlar. Ya arkadaş, her hafta yeni bir taktik geliştirilir mi yahu? Hani diyeceksiniz ki onlar da bunlardan geçiniyor. Haklısınız ama onlar bu sahtekarlığı yapmaya devam ettiği müddetçe biz de ifşa etmeye devam edeceğiz. Bakın en son yöntem ne biliyor musunuz? Şimdi internet üzerinden sahte, dramatik haberler üretiyorlar ve sahte ürünler pazarlıyorlar. Yani sizi bir şekilde duygularınıza hitap ederek, duygu sömürüsü yaparak kandırmaya çalışıyorlar. Bakın uzmanlar neye dikkat çekiyor? Maalesef ki teknolojinin arttığı günümüzde dolandırıcılık yöntemleri de teknolojik cihazlar veya teknolojik aletler üzerinden gerçekleştirilmek. Sahte fotoğraflar, gerçeği yansıtmayan olaylar, bütün kurgu vatandaşı dolandırmak için. Bir sahte web sitesini oluşturmak aslında çok basit. Ve herkes istediği gibi çeşitli adreslerden alabildiği bir web sitesinin içeriğini istediği şekilde doldurabilir. Bu doldurduğu web sitesinin içerisinde son kullanıcıyı açabilir. İşte dolandırıcıların oluşturduğu o site hemen karşımızda. Burada bir hikaye oluşturuldu ve sanki o hikaye gerçekmiş gibi haber üretildi. Bakın hemen karşımızda duruyor. Bir gelinle damat mevcut ama bu fotoğraflar da sahte fotoğraflar. İşte dolandırıcılar bu fotoğrafı kullandı ve gelinin aslında 53 yaşında olduğu iddia edildi fakat kullandığı ürünlerle 30 yaşındaki bir genç kadın gibi göründüğü iddia edildi o haberde. Sözde haber içeriğinde gençleşmeyi sağlayan bir ürünün de pazarlaması yapıldı. Sahte yorumlarla vatandaşların ürüne inanması amaçlandı. Yorum kısmında karşımıza çıkan bir başka detay. Farklı fotoğraflar yer alıyor. Görebiliyorsunuz bu fotoğraflarda ürünü sözde kullananlar yorum yapmış oluyor. Fakat fotoğrafları internet üzerinden arattığınızda öyle bir kişinin olmadığı gözler önüne seriliyor. Haber kaynağının içerisindeki bir ürünün farklı satış portallarında olup olmadığını teyit edebilirler. Veya buradaki ürünün fiyatıyla farklı web sitelerinde veya satış portallarındaki ürün fiyatıyla aynı olup olmadığını teyit edebilirler. Uzmanlar ürün alırken kapıda ödeme seçeneğinin de önemine dikkat çekti. Güvendikleri web sitelerinde, internet açık kaynaklarında popülerliği yüksek olan web sitelerine alışveriş yapmaları, bu tarz web sitelerinde gerekirse kapıda ödeme yöntemleriyle bu hizmeti almaları gerektiği birinci öncelik.